Evet sevgili canlar, Yas-ı Muharrem'de sohbetlerimize devam ediyoruz. Cümleten hepinize selamlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugünkü konumuz, eğer Kerbela tarihi süreç içinde yaşanmamış olsaydı tarih nasıl sürüp gelecekti? Tarihte neler olacaktı ve nasıl yaşanacaktı? Bir şeyimiz, işte, irdeleyeceğimiz konu bu. Diğeri de Kerbela'nın bir siyaseti var mı? Bunu bir ele alalım. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki İmam Ali 4 yıl 7 ay devlet kurdu. Sizce İmam Ali'nin bir siyaseti yok mudur? Bir ekonomi modeli yok mudur? Yani sosyolojik toplumu düzenleyecek herhangi bir tedbiri yok mudur? Hiç kuşkusuz vardır ve Ehl-i Beyt'in siyaseti de, ekonomisi de, diğer bütün tavır ve hareketleri Allah'ın belirlediği yasaların içinde saklı. Bilen ve gören bunu uygulayabiliyor. Dolayısıyla da İmam Ali'nin uyguladığı devlet modeline baktığımızda siyasetin de ne olduğunu görebilirsiniz. Şimdi oradan Kerbela'nın siyasetine bir akıp gelmek istiyorum. Kerbela'nın bir siyaseti var arkadaşlar. O bir mektep. Kerbela'da eğer o siyaset olmasaydı bu kadar hak üzere devam edip gidemezdi. Kerbela'nın bir siyaseti var. Nedir o siyaset? Bir defa tarih boyunca bütün insanlara inansal olarak hakla batılı ayıracak olayın orta çizgisi olarak belirlendi. Yani Faruk-ı Enbiya oldu. Yani hakla batılı ayırdı. Çünkü herkes diyordu ki ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim. Ama gerçek ümmet ancak İmam Hüseyin'in yasıyla tarihsel süreç içinde belirlendi. Bir insan Muhammed'i ümmettense ve İmam Hüseyin'e yas dökmüyorsa o ümmetten değildir. Gittiğinde de zaten bunu görecek. Yani ahirete gittiğinde Muaviye'nin ümmetinden olduğunu görecek. Tamam? İmam Hüseyin Faruk-ı Enbiya'dır. Ayırıyor. Hakla batılı ayırıyor. Mektebin hikmetleri ve siyaseti üzerinden gidiyorum. İkincisi neydi? Diğer mektebin öğretilerinden bir tanesi, yüzlerce var da hani en önemlilerinden size sunuyorum. Yüksek ahlak sahibi olmak. Yüksek ahlak sahibi olmak. Peki, bunu nereden anlıyoruz İmam Hüseyin'in Kerbela'sında? Tasua günü yani savaşın başlamasından bir gün önce ne dedi? Işıkları söndürün. Allah'ın kurbanı olmaya layık olmayan gitsin. Komşusunun hakkını yiyen, zinaya sevk olmuş olan, harama sevk olmuş olanlar Allah'ın kurbanı olmaya layık değildir biz. Şimdi biz niye İmam Hüseyin'e tabi olduk? Neden İmam Hüseyin'in kapısına geldik? Onun gibi, onun istediği gibi olmak için geldik değil mi? Dolayısıyla da elbette ki insanlar günah işler. Yani insanlar büyür, gelişir ve şey yapar. Ömrün içinde her insan düşer, kalkar, günah işler. Ama önemli olan ayağa kalkıp kendini silkelemek, temizlemek, sevdiğine benzemek. İmam Hüseyin'in yolunda İmam Hüseyin'in rengine bürünmek. Elbet hepimiz günahkarız. Kimse kendini masum pak saymasın. Ehl-i Beyt'ten gayri. Ama ayağa kalkacaksınız arkadaşlar. Ahlaksal olarak kendinizi yenilemenin yoluna girmelisiniz. O yüzden de yüksek ahlak sahibi olmak Ehl-i Beyt'in mektebindendir. Peki yüksek ahlak sahibi olmak siyasete nasıl bir etki yapar? Arkadaşlar, başbakan da olsan, milletvekili de olsan, belediye başkanı da olsan çalmayacaksın yüksek ahlak sahibi sen. Malik Eşler'sin sen, Ebu Zer'sin sen, Celal Abbas'sın sen. Nasıl çalacaksın? İmam Hüseyin'e benzeyip de çalmak olur mu? Olmaz. Yani siyasete etkileri, siyasetin bozuk olması ahlaksızlıktandır. Anlıyor musunuz? O yüzden mesela çok ilginçtir. Mesih Nefesli Aşk diye bir kitap var. İran devrimini yapan Seyyid Hümeyni'nin bir kitabı var. Orada kızına bir nasihatı var. Diyor ki, kızım benden felsefe kitapları ve tasavvuf kitaplarını istemişsin. Hayır hayır. Onları okuyup çok ilim sahibi olup da arifleri mi mahvetmek niyetindesin? Hayır, önce ahlak sahibi ol. Önce nefsine sahip olmayı öğren. Önce Allah'ın emir ve yasalarında mutlak bir kuvvet kazan. Önce güzelleş ki
sonra öğrendiğin ilim seni şeytana sevk etmesin. Yani ne demek istiyor? İnsan önce hakla batılı öğrenecek. Önce hak ile batılı öğrendiğinde helali haramı öğrenecek. Yani bunlarda kendini mühkemleştirdiğinde ancak edindiği ilim ona fayda verir. Çoğu alim hakla batılı bilmediği için, helal ve haramı bilmediği için alim olmasına rağmen dini öğreniyor, işte anlatıyor, işte falan sahabe bunu yaptı, filan sahabe bunu yaptı, İmam Cafer Sadık bunu yaptı ama ahlak sahibi olmayınca ne oluyor? Bitti. Çünkü ilmini kötüye kullanıyor. İlmini makam sahibi olmaya kullanıyor. İlmini para kazanmaya kullanıyor. İşte bunu anlatmak istiyorum. Demek ki Kerbela Mektebi'nin en önemli ayaklarından bir tanesi ne? Yüksek ahlak sahibi olmak. Evet. Üçüncüsü ve benim için en önemli şey odur arkadaşlar. Bu her şeyden daha önemlidir. Yüksek ahlak sahibi olmanın da bütün temelleri buradadır. Hür insan olabilmek. Hür insan olabilmek. Ruhunu ve bedenini bütün prangalardan kurtarman lazım. Yani kötü alışkanlıklarından, mesela gıybet ehliysen gıybeti kendinden at ya. Yalan söylüyorsan onu kendinden at. Yani söylediğini artık farkına var. Yanlış yaptığını farkına var ve at. Yani çok yemek yiyorsan azalt. Efendime söyleyeyim, göz zinası yapıyorsan vazgeç. Bunları iyileştirme yolunda kendini o prangalardan, o kötülüklerden kurtararak özgür insan, vicdanlı insan olmanın belgesini bir kalbine oturtur. İman ehli ancak o zaman olabilirsin. Ne diyor Resulullah? Elinden, belinden, dilinden emin olunmayan kişi mümin değildir. Yani bir komşu sana namusunu teslim edebilmelidir. Bir arkadaş namusunu, parasını, pulunu sana teslim edebilmelidir ki sen mümin olasın. Mektep çok önemli şeyler anlatıyor. Peki gelelim. Kerbela olmasaydı ne olurdu? Arkadaşlar Kerbela olmasaydı İmam Hüseyin'in söylediği gibi benden sonra eğer ben gitmezsem oraya benden sonra zalime baş kaldıracak kimse olmayacak diyor. Evet olmayacaktı çünkü bakın en basitinden örneği şu an dünyada İsrail'e Siyonizme karşı en büyük mücadeleyi kim veriyor? Şia devletleri, Alevi devletleri veriyor. Ve Amerika ve Siyonizm ve emperyalizm bunları ele geçirmekte başarılı olamıyorlar. Bunun sebebi Hüseyin'in mektebinin Hüseyin'i duruşudur. İmam Hüseyin'in mektebinin bizim kalbimizdeki duruşudur. Bakın Alevilerin Anadolu'daki durumuna asla sistemden yana hareket etmediler. Öldüler ama hareket etmediler. Bakın Alevilerin yaşam biçimine evvelden beridir şu son süreç biraz bütün toplumlar bozulmuş ama evvelden beri gelen yapıya baktığın zaman Alevilerin hakikaten ben çok sünni insandan duymuşum. Kardeşim yani Aleviler mesela namaz kılmıyor ama yani çok güvenilir adamlar ya. Yani paranı ver, pulunu ver, namusunu teslim et. Böyle de konuşuyorlardı. Yani evet. Bu bizde Hüseyin'in mektebin bizde yarattığı güzelliklerdir. Zaten İmam Ali'yi seven güzellikten başka bir şey yaşayamaz. Allah'ın ahdi zalimlere varmaz. Ali'nin sevgisi Allah'ın ahdidir. Allah'ın ahdi dediği velayettir. O velayet zalim olana ulaşmayacağına göre zalimlik sadece adam öldürmekle olmuyor. Komşunun namusuna göz dikersen sen zalimsin. Sen başkasının karşısına göz dikersen sen zalimsin. Sen başkasının parasına puluna göz dikersen sen zalimsin. Allah'ın ahdi zalimlere varmaz. Eğer bir insan dese ki ben Aleviyim ya da Ehl-i Beyt taraftarıyım ve zalimlikte ısrar edip gitse o zaman Kur'an'da ayet var. Onlar hidayet olduktan sonra sapıklığa düşüp karanlığa savruldular. O zaman ayet ne demek istiyor? Yani o hidayet gelip senin kalbine girdi. O emanete sahip çıkmazsan senden alınır. Hele hele günahtan daha büyük günah o günahı hoşnutlukla karşılamak ve o günah üzerinde ısrar etmek. Ve başkalarını da o günaha sevk etmek. Bu işlediğin günahtan daha büyük günahtır. O yüzden de arkadaşlar eğer ki İmam Hüseyin Kerbela'ya gidip bu
direnişi göstermeseydi, zalimin zulmü dünyayı öyle sarardı ki, şu an şu dünyadaki birazcık rahatlık varsa yeryüzünde İmam Hüseyin'in sayesindedir. Bugün Avrupa'da bile rahat bir ortam varsa sosyal anlamda, bunda İmam Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in büyük bir örneklemesi var. Çünkü Avrupalı bizim güzelliğimizi alıyor, güzel olmayan tarafımızı bırakıyor. Onlar, Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi, Avrupa'ya gittim diyor, İslam yaşanılıyor ama kafirce. Buralara geldim diyor, İslam'ım diyorlar ama kafirce. Yani İslam bir yaşamdır. Yaşayarak ortaya koymak lazım. O yüzden bugün Filistin'de yaşanan zulme karşı bütün Müslümanlar susmuş, özellikle Sünni dünyasının Müslümanları. Avrupa'nın Hristiyanı, vicdanlısı, ateisti ayağa kalkmış ağlıyor. Niye? Çünkü onlar adalet ve vicdanı kendisinde var etmişlerdi. Yani İslam'ı dilin içinde ikrar etmeseler de yaşantının içinde var etmişler demek. Allah'ın da nuru hak etmeyenden alıp hak edene vermesi onun sünnetindendir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.